It's a turtle! Oh my god! Colorful turtle! You like it? Nemis? Yes! You like the turtle? What you doing, Deniz? Bu da Galveston polis. Polis arabalar bu şekilde burada. Büyükleri de var da şehir içinde böyle dolaşıyorlar genelde. Karşıda bir dükkan vardı, oraya gidelim. 10 feet under. Köpek balığı resmi koymuş. Evet, biz Türkler her zamanki gibi yaya yolunu kullanmıyoruz. Evet Deniz, watch out. Şu neymiş ya? Şurası da mı kafe? Aa, burası açık. Açık hava. Türkiye'de olsaydı çay bahçesi falan olurdu. Çay içerdik, ne güzel. Burada çay kültürü olmadığı için ya kahve içersiniz ya da içki içersiniz ya da dondurma yersiniz. Ya da hamburger, hot dog, o tarz şeyler. Çay niye yok bilmiyorum ya, hayret. Çay kadar güzel bir şey var mı? Bu da sticker dükkanı herhalde. Bakalım mı? Burada bir şey yok artık. Şurada bir ufak park var. Sallamasyon bir park. Fiskiyeleri çalışmıyor. Hamileri gitmeye gerek yok. Tamam, buradan dönelim. Kasaba bu kadar işte. We're going on a park. No park here. Bak balıklara. There's no park, Deniz. Oh, this is a Jaws. Oh my god. Oh my god, watch out. Oh, there's an skeleton here. Oh my god. It's a pirate skeleton. See? Watch out. The Jaws, so dangerous. There's another skeleton, pirate skeleton over there. Let's go. You wanna go to through the Jaws? Oh my God, Jaws! Watch out! Oh, so many skeletons, so many creatures here. There's another pirate here. Another pirate. It's a mermaid. It's a mermaid. What's this? Her yerde olduğu gibi bir dolar atıyorsunuz, falınıza bakıyor. Evet, şuralara bakalım. So interesting. Pirate gun. Hadi çıkalım işte, burası da böyle işte zaten. Deniz, bir saattir lollipop yiyorsun ya, bir saattir, abartmıyorum. Buraya geldik geleli lollipop yiyorsun. Ah, chickens. Screaming chicken. You wanna hug me? Oh my god, screaming chicken. I want to press it, Daddy. You wanna press it? Yes. Okay. Okay, you got it. Oh, it's like a sea. Let's go through the sea. Oh, so nice. Mermaids. Oh, pirates. Crocodile. What's this? Seashells. Annen dayanamadı. O da denedi senin gibi. Dayana. Alayım size birer tane chicken. Screaming chicken. Evde bağırırsanız bir oradan bir buradan. İki caddesi var herhalde. Bir daha caddesi var. 2-3 tane cadde var canım. Çok da kötü değil yani. Aslında kalabalık olsa bayağı eğlenceli olur. Burada bizi çok da ilgilendiren bir şey yok. İncik, cincik, boncuk. Hadi gidelim deniz kenarına. Oil rig görelim. Yani bir tane şu, ne deniyor onun Türkçesine? Deniz platformu. Deniz platformu göreceğiz. Burası da böyle. Hawaii gibi. Burası da yine böyle. Her şey var içeride vallahi. Sıkılmak diye bir şey yok burada. Kınacı. Ya daha doğrusu dövmeci. Kınayla dövme yapıyor. Free ear piercing. Kulak deliyorlarmış. Şapkalar var. Karaoke yapıyorlar kafalarına göre. Aa, bu ne? Pelikanı gördün mü? This is a pelican. Oh my god. Gagası da kırılmış. Balon balığı var. Nerede? Balon mu? Ay, burası da böyle ya. Çok da bence girmeye gerek yok. Pikachu ailesi. Street Fighter mıydı bu? Evet, Pikachu. Hey hey hey. Deniz, Deniz. Hey hey hey. Deniz, Deniz. Deniz is the best. Deniz is the best. Daddy is the second. Daddy is the second. Mommy is the third. Daddy is the second. Deniz is the best. Best. Anne second da transfer oldu. Yükseldi, promote oldu. Hadi gidelim arabaya. Buralar böyle sakin sakin takılıyor. Amcalar, teyzeler. Cool cool takılıyoruz. Plaj var mı burada ya? Plaj görmedim vallahi. Mutlaka plaj vardır da. Nerede? Olmadı bir plaja bakalım. Önce balıkçı barınağına bakarız. Yat limanı vardı herhalde. O daha geride. O zaman
burası yeter mi diyoruz. Bir de şu trolleyin geçtiği bir sokak daha mı vardı aşağıda? Denizle beraber Galveston'da takılıyoruz. Çok az insan var. Herhalde hafta içi olmasından dolayı biraz tenha. Şu rayların üzerinden tramvay geçiyor. Burayı böyle dolanıyor. Şöyle gidelim biz de. Burada da polis amca varmış. Şerif kasabayı dolaşıyor. Marş almış. Polis değil de şerif değil de marş almış amca. Ne diyorsun Deniz? Not Deniz. Not Deniz. What you want? You wanna stand here? Stand here, okay? Sıpa Deniz. Dur elleme kızım hiçbir yere. Elleme zaten tozlu her yer. Herhalde festival zamanlarında bayağı renkli burası. Gel buraya gel. Gel bir yere gitme gel. Gel. Please sit down. Don't go anywhere, okay? Ağaçlarda ışıklandırmalar da var. What you doing Deniz? Nothing. Nothing? Yes, you're... Kızım sürtünme, hep tozlu buralar, çok fazla sürtünme oralara. Neymiş bu Ship Mechanic Row, Avenue C. Hadi gidelim o zaman sen. Let's go. Yapacağız. Oraya yeşile mi gidelim? Evet. Tamam, yeşile gidiyoruz o zaman. This one is green. Don't go anywhere, okay? Sit here. You are a naughty girl. I'm not naughty. You are a... Not naughty girl, I'm eating. You are eating, okay. Hadi gidelim bir de sahil tarafına bakalım. Hadi gidelim mi deniz kenarına? Another green. Why? It's the same thing. What you wanna do with another green? This is dirty. Just fly over there. You see? Okay. So don't sit here. It's dirty. Okay. Let's go to car. We can go to. I want to check you fly. Let's go to beach. Okay. Let's go to beach. Okay. Anlaştık. Baby dogs. Baby doggies over there. Two baby doggies. Baby doggies. Yes, baby doggies. Şurada deniz platformları var. Birazdan oraya gideceğiz. Onları göreceğiz. Deniz platformunu kolay kolay göremezsiniz hiçbir yerde. Houston körfezinde, daha doğrusu Meksika körfezinde çok fazla oil rigler, yani deniz platformları var. Petrol çıkarıyorlar. İnanamazsınız yani. Gerçekten çok fazla sayıda. Şu anda zaten Amerika herhalde dünyada petrol ihraç eden ülkeler arasında 3. konumda olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Burası da deniz kenarı, sahil tarafı Galveston'ın. Burada balıkçılar var. Aynı zamanda romorkörler var. Limana gelen gemileri yanaştırmak ve kaldırmak için kullanılıyor. Bazı yerlerde oil rigler var. O dediğim deniz platformları. Onlardan birkaç tane var burada. Hemen şurada gördüm zaten. Exxon'un bir tane platformu var. Ocean Star diyorlar ismine. Exxon Mobil'inmiş bu. Şuradaki iskeleden çıkılıyor ona. Bayağı uzun bir iskele yapmışlar. Tepesinde helikopter var. Mavi bir helikopter, mavi beyaz. Exxon Mobil, Shell, Chevron. Gerçi hepsi adına çalışıyor herhalde. Özel bir platform olması lazım. Ha pardon, bu müzeymiş herhalde ya. Doğru, müze. Müze olarak kullanılıyormuş. Evet, ben de yeni gördüm. Hemen yukarısında müze yazıyor zaten. Yani bir platform, deniz platform müzesi. Deniz platformunun nasıl bir şeye benzediğini anlamak için güzel bir fikir. Ben gitmeyeceğim. Zaten klasik şeyler. O deniz platformlarından bir tanesi de şu karşıda. Baya baya büyük. Bundan daha büyük o. Devasa bacakları var. Bunlardan çok daha büyük deniz platformları da var. Yani yine bu da küçük değil. Şöyle biraz gezeyim şurada. Bu da romorkör. Hayvan gibi motor var bunlarda. Burada eski bir baca var. Zannedersem eskiden bir fabrika varmış burada. Onun bacası. Şimdi Amerika'da, Amerika'nın birçok kentinde artık fabrika kalmadığı için fabrikalar gitmiş. Yerlerine sadece bu bacalar kalmış. Galveston, daha önce söylediğim gibi, çok fazla petrol tesisine ev sahipliği yapıyor. Çok fazla petrol terminali var. Tanklar var. Dehşet yani. Burası böyle gidiyor. Çok sessiz aslında. Ben bu kadar sessiz olacağını beklemiyordum. Hafta içi olduğu için belki böyledir. Ama bilmiyorum artık. Belki de normal hali budur. Ama mutlaka hafta sonları çok daha renklidir, çok daha kalabalıktır. Özellikle buralar tam eğlencenin olduğu yerler aslında. Sanki fırtınadan sonraki sessizlik var şu anda burada. Hafta sonundan bir gün sonra olan o sessizlik. Buradan şöyle dolanayım. Şu heykel de güzelmiş.
Burada sanki böyle çalışmak yok, oturalım, uzanalım, yatalım, dinlenelim anlayışı var sanki. Onu hissediyorum. İnsanlar sakin içkilerini yudumluyorlar. Karınlar acıkınca yemeklerini yiyorlar. Muhabbet ediyorlar. Maziyi düşünüyorlar belki. Galveston'da böyle işte. Galveston'a da zamanında stormlar, hurricane'ler, yani bu kasırgalar vurmuş. Her zaman vurmuyor ama vurduğu zaman da yıkıp dağıtıyor. Her yeri mahvediyor. Buralar zaten kasırga bölgesi. Meksika Körfezi'nden, Karayipler'den doğru geliyor kasırga. Buralara giriyor, dağıtıyor. Ondan sonra kuzeydoğuya doğru dönüyor. Bu şeye doğru, Georgia'ya doğru ya da Güney Carolina'ya doğru. Az ileride kruvaz gemilerinin yanaştığı iskele var. Orada da bir tane gemi vardı. Biraz önce ayrıldı. Şu anda orada da bir gemi yok. Aslında çok büyük kruvaz gemiler uğruyor buraya. Herhalde onlar uğradığı zaman buralar bayağı renkli oluyor. Ama şu anda dediğim gibi herhangi bir kruvaz gemisi yok. O yüzden biz de böyle sakin sakin dolaşıyoruz. Bir de şuradan geçelim. Harbor House'un tam ortası. Buradan seyahat etmek isteyen, teknelerle seyahat etmek isteyenler buraya geliyor. Buradan artık gidecekleri yere gitmek için bekliyorlar. Şehir merkezinden sahile doğru giderken birkaç güzel bina gördük ve arabamızı durdurup fotoğraflarını çektik. Gerçekten görmeye değer binalardı. Adeta eski Galveston'un tarihi dokusunu anlatıyorlardı. 10 dakikalık bir araba yolculuğundan sonra sahile ulaştığımızda çok rüzgarlı bir havayla karşılaştık. Ayrıca çok şaşırdık çünkü şehir merkezinde göremediğimiz insanların birçoğu buradaydı. Burası Pleasure Pier. Şu gördükleriniz pelikan sürü halinde uçuyorlar V biçiminde. Burada çok var. Zevk iskelesi buranın Türkçesi. Galveston Island. Aslında burası bir ada.